Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Beyrut'ta hemen soracağız Refik'e. Bu patlama seslerinin bir hava saldırısı olabileceği yönünde de gelen haberler var. Refik, nedir son durum? Neler aktaracaksın? Şu anda arabada Refik, tam da o noktada Beyrut'ta. Evet Gülden, biliyorsunuz Lübnan günlerdir diken üstünde, bölgede gerilim hal safhada. Yaklaşık yarım saat önce büyük bir patlama meydana geldi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. Biz de Beyrut'tayız şu anda. Olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım Ahmet Kırbıyık göstersin size. Burada trafikte bir yoğunluk var Gülden. Patlamadan biraz bahsedeyim isterseniz. Beyrut'un çok az güneyinde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir bölge burası. Bir hastanenin olduğu bir bölge. Patlamanın tam mahiyeti şu anda bilinmiyor. Gidiyoruz olay yerine. Lübnan'dayız. Lübnan sokaklarından canlı canlı aktarıyoruz bu görüntüleri size. Öncesini biraz hatırlatalım isterseniz. Biliyorsunuz Golan Tepelerinde meydana gelen saldırının ardından İsrail bir Lübnan'a yönelik bir operasyon sinyali vermişti. İşte bu andan itibaren de burada bir hareketlilik yaşanıyor Gülden. Az önce, yarım saat önce bizim de bulunduğumuz, şu an ekranda canlı canlı gördüğünüz Lübnan sokaklarında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir patlama meydana geldi. Kaç kişi yaralandı bilmiyoruz. Olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Patlama sesi oldukça kuvvetliydi. Bu bölgeye yakın her yerden duyuldu diyebiliriz. Trafikte bir yoğunluk var. Ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir 3 kilometremiz kaldı o bölgeye zannedersem. Umarız çok kötü bir durum yoktur. Fakat şunu özellikle söylemek istiyorum. Lübnan aslında günlerdir diken üstünde, tehlikenin en yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi burası Gülden. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Kırbıyık'la beraber Beyrut'tayız. Beyrut sokaklarında ilerlemeye çalışıyoruz. Patlamanın olduğu bölgeye doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Farklı farklı söylemler var bu patlamayla alakalı. Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hizbullah'a yönelik bir saldırı olduğu söyleniyor. Hizbullah'ın karargahına yönelik bir saldırı olduğu söyleniyor. Şu anda kameraman arkadaşım sokakları biraz daha göstersin size isterseniz, Beyrut sokaklarını. Biz de bir taraftan bunları size aktarmaya çalışalım, paylaşmaya çalışalım. Burası Beyrut. Beyrut'un güneyindeyiz şu anda. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaklaşık yarım saat önce çok kuvvetli bir patlama sesi meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildiği bilgisi geldi. Tam içeriğini bilmiyoruz. Ulaşınca inşallah daha net bir bilgiye sahip olacağız. Fakat biliyorsunuz bu bölge Lübnan, Beyrut özellikle günlerdir İsrail'in tehdidiyle karşı karşıya. İsrail vuracağız diye tehditlerini ardı arkasına sıralıyor. Tam da bu tehditlerin gölgesinde bugün yarım saat önce başkent Beyrut'ta bir patlama meydana geldi. Oldukça güçlü bir patlamaydı. Ekranda da zannedersem izleyenler görüntüleri görüyorlardır. Birçok bina hasar almış durumda. Kime yönelik bir saldırı, kim tarafından gerçekleştirildi? Bunları olay yerine gidince öğreneceğiz Gülden. Diyelim, sözü tekrar sana bırakalım. Az sonra eğer olay yerine ulaşabilirsek olay yerinden de canlı yayın yapmayı planlıyoruz Gülden.